3. Inmelman dönüşü. Nehir gemisi ertesi gün ben olmadan yola çıktı. Nehrin 30-40 mil aşağısında öğle üzeri komandantenin kapısı önünde oturmuş içeriden gelen mırıltıları dinliyordum. Bu 2 gün içinde ikinci kez oluyordu. Bir süre sonra dış kapı açıldı ve Henna içeri girdi. Üzerinde uçuş elbisesi vardı. Tıraş olmamış, gözleri uykusuzluktan küçülmüştü. Saat 10'da maden şirketlerinden biri için 50 millik bir uçuş yapmak zorundaydı. Çavuşun masasının kenarına oturup bir sigara yakarak kaygıyla yüzüme baktı. Nasılsın? 200 yaşındaymışım gibi. Kahrolası karı. Kalkıp odanın içinde gezinmeye başladı. Yapabileceğim bir şey olsaydı, dönüp baktığında ilk kez yaşını gösterdiğini düşündüm. Seninle açık konuşacağım evlat, dedi. Burada içkiden yakıta kadar her şeyi krediyle alırım. Obristo son kuruşumu da yiyip bitirdi. 3 ay sonra hükümetle anlaşmam bitince esaslı bir prim alacağım. Ama o zamana kadar... Boş ver dedim, unut gitsin. Ama lanet yere seni ben götürdüm, değil mi? Olaydan kendini gerçekten sorumlu tuttuğunu anlıyordum. Ve bu konuda bir şey yapmamak onun gibi bir insan için çok ağırdı. Çünkü kendisinin başkalarının gözüne nasıl göründüğü onun için çok önemliydi. ABD'de dediğiniz gibi 21 yaşındayım ve özgürüm, dedim. Başıma geleni hak ettim. Onun için adam gibi bir sigara işte. Bu iş kapansın artık. Balkan Sobrin kutusunu uzattım. O sırada komandantenin kapısı açıldı ve çavuş göründü. Buyurun Senyor Mallory. Kalkıp ağır ağır içeri yürüdüm. Henna da kimseden izin almaya gerek görmeden arkamdan geldi. Komandante onu başıyla selamladı. Senyor Henna. Belki de yapabileceğim bir şey vardır, dedi Henna. Komandante ancak Latin ırkından birinin becerebileceği kadar kederli bir ifade takındı. Çok kötü bir iş, Senyor Mallory. Cüzdanınızda pasaportunuzdan başka 1000 kruzire var demiştiniz, değil mi? En yakın iskemleye çöktüm. 1100'e yakın. Kadını bütün gece 5 kruzeura tutabilirdiniz, Senyor. Üzerinizde o kadar çok para taşımak hiç de akıllıca bir şey değildi. Demek kadının izi bulunamadı, dedi Enna. Ama orospuyu tanıyan biri olmalı. Bu tipleri bilirsiniz, senyor. Nehir boyunca kentten kente dolaşır dururlar. Küçük teknede onu daha önce görmüş olan kimseye de rastlamadık. Rıhtım yakınında bir pansiyonda oda tutmuş ama orada da sadece 3 gün kalmış. Yani kısacası kadının artık Manaus'tan iyice uzaklaşmış olduğunu ve onu yakalama olasılığının da pek bulunmadığını söylüyorsunuz, öyle mi? Evet, senyor. Gerçek her zaman acıdır. Kadın 4'te 3 kızılderiliydi. Herhalde bir süre kendi insanlarının arasına döner. Bütün yapması gereken sadece elbisesini çıkarmak. Hepsi birbirlerine benzerler. Adam masanın üstündeki kutudan uzun kara bir prova aldı. Bunun da size hiç yararı olmadığını biliyorum. Başka paranız var mıydı? Tek kuruşum bile kalmadı. Komandante kaşlarını çattı. Pasaport güç değil. Benim vereceğim bir mektupla Belem'deki İngiliz konsolosluğundan 1-2 haftada yenisi çıkarılabilir. Ancak bizim yasalarımıza göre kendi geçimlerini sağlayamayan bütün yabancıların bir işte çalıştıklarını kanıtlamaları gerekmektedir. Ne demek istediğini biliyordum. Benim gibi insanları eşek gibi çalıştırırlardı. Henna odanın beni görebileceği öteki köşesine gidip başını salladı. İşin o yanı kolay, dedi sakin bir sesle. Senior Mallory zaten benim yanımda çalışmayı düşünüyordu. Pilot olarak mı? Komandantenin gözleri açıldı. Bana dönüp bu doğru mu senyor, diye sordu. Doğru sayılır, dedim. Henna sırıtırken komandante de rahatlamış göründü. Her şey yolunda öyleyse. Kalkıp elini uzattı. Bu talihsiz olaya ilişkin bir değişiklik olursa sizi nerede bulacağımı biliyorum, senyor. Adamla el sıkışıp dışarı çıktım. Henna bana yetiştiğinde sütunlu hale varmıştım bile. Güneşin altında bir mermer sıraya oturdum. Henna gerçekten kararsız bir tavırla karşımda duruyordu. Doğru olanı yaptın mı, diye sordu. Yorgun bir tavırla başımı salladım. Sana gerçekten minnettarım. Peki ama o beklediğim Portekizli ne olacak? İşe alamayacak. İşte o kadar. Yanıma oturdu. Bak, memleketine dönmek istediğini biliyorum.
Ama bundan daha kötüsü de olabilirdi. Landro'da Manet'in yanında kalabilirsin. İşler arasında da Palas'ta parasını benim vereceğim bir odada kalırsın. Yeme, içme, yatma ve haftada 100 Amerikan doları. Koşullar her ölçüye göre iyiydi. Peki dedim. Bir bit yeniği var ama dediğim gibi şu anda krediyle yaşıyorum. Yani hükümetten o primi alana kadar sana para veremem. 3 ay benimle kalmak zorundasın. Buna razı mısın? Pek seçeneğim yok değil mi? Kalkıp dışarı yürüdüm. Henna gerçek bir hayranlıkla, doğrusu çok soğukkanlıymışsın Manuel dedi. Sen hiçbir şeye kızmaz mısın? Dün gece dün de kaldı. Bugün yeni bir gündür. Landro'ya bu öğleden sonra gidecek miyiz? Henna hafifçe kaşlarını çatarak yüzüme baktı. Bir şeyler söyleyecek gibi oldu, sonra fikrini değiştirdi. Gitmemiz gerek dedi. Yarın Santa Helena'daki misyonerliğe 15 günde bir yapılan sefer var. Bir şey daha. Bristol'in gitmesi gerek. Manne'nin motorunu ilk fırsatta kontrol etmesini istiyorum. Yani ikimiz de uçacağız. Buna hazır mısın? Bunun için para alıyorum diyerek merdivenin altında bekleyen faytona doğru yürüdüm. Henna'nın Manaus'ta o günlerde kullandığı pist pek derme çatmaydı. Küçük kulesiyle ahşap bir idare binası, nehre sırtını vermiş çatısı olup tenekeden harap iki hangar. Bu harap yerde öğleden sonrası güneşinde parıldayan kızıl ve gümüş çizgileriyle hayli çok yabancı duruyordu. Siesta zamanı olduğu için ortalıkta kimseler yoktu. Çantamı Hayley'in yanına bıraktım. Hava çok sıcak olduğu için ceketimi de çıkardım. Birden arkamda bir gümbürtü duyunca dönüp baktım ve Hannah'ı hangarlardan birinin kapısını açarken gördüm. İşte burada dedi. Bristol avcı uçağı savaşın gerçekten en esaslı uçaklarından biriydi ve Raf bunları 30'lu yıllarda bile kullanmıştı. Daha önce de dediğim gibi ben uçmayı öğrenirken İngiltere'nin çeşitli istasyonlarında hala birkaç tane bulunuyordu ve bunlarla 7-8 saat uçmuştum. Ancak bu orijinal bir örnekti. Yani tam müzelik. Gövdesi ve burnu çok yama almıştı ve çok komik görünüyordu. Ancak yine de Raf'ın izlerini sezmek olasıydı. Ben bir şey diyemem Henna. Gövdesi seni korkutmasın dedi. Göründüğünden çok daha iyidir. Yapısal olarak sağlamdır ve motorunda fazla bir şey olduğunu sanmıyorum. Uçağı aldığım herif buna sahip olduğu 15 yıl içinde fazla kullanmamıştı. Ondan önceki tarihçesini daha önce Tanrı bilir. Sen bunu çok kullandın mı? Ya yalnız 100 mil kadar. Ele iyi geliyordu, hiç dert çıkarmadı. Bristol iki kişilikti. Alt iskele kanadına çıkıp pilot bölmesine baktım. Beni heyecanlandıran bir kokusu vardı. Meşin, yağ ve benzin karışımı bir koku. Hayranlıkla elimi uzatıp levyesini yoklamaktan kendimi alamadım. Tek modern eklenti telsiziydi. O da Brezilya telsiz zorunluluğu getirdiğinde takılmış olmalıydı. Gerçekten orijinal olmalı dedim. Sepet koltuğu, meşin minderleri, memleketin konforları. Bunlar çok esaslı uçaklardı. Yere atladım. Von Richthofen'in bunlardan dördünü bir günde düşürdüğünü bir yerde okumuştum sanırım dedim. Bunun nedenleri vardı. Pilotun önünde sabit bir makineli tüfek duruyordu. Bir Vickers. Gözlemci de çoğunlukla arkada bir iki Lewis kullanırdı. Başlarda normal iki koltuklu tekniğini uygularlardı. Yani arkadaki adam ateş ederdi değil mi? Evet ve bu da bir işe yaramıyordu. Pilotlar uçağın büyük manevra kabiliyeti olduğunu ve tek kişilikmiş gibi kullanılacağını fark edene kadar epey ağır kayıplara uğranılmıştı. O durumda esas silah öndeki sabit makineli oluyordu değil mi? Evet. Gözlemcinin levisi sadece yararlı bir yedek oluyordu. Ayrıca bir iki tane de bomba taşırlardı. Fazla değil, 120 kiloluklardan. Ama bu da uçağın epey yük taşıyacağını gösterir. Bakarsan arka kokpitin bir ara uzatılmış olduğunu göreceksin. Uzanıp baktım. Şimdi oraya yolcu alabilirsin. Herhalde ama buna gerek yok. Onlar hayli inişidir. Gel çıkaralım şunu. Uçağı kanatlarından tutup parlak gün ışığına çıkardık. O dökük haliyle öyle ürkütücü bir görünüşü vardı ki zaten amaçlanan buydu. Bir şeylerin olmasını bekleyen güçlü bir savaş uçağı. Bütün varlıklarıyla atları seven insanlar görmüştüm. İşte uçaklar da beni öyle etkilerdi. Bu da görünüş ve modern ölçülerine göre düşük hızıyla bir uçaktı. Burada sözcüklerle tanımlanamayan bir şey vardı. Bir şeyden emindim. Uçak havalanmak için beni bekliyordu. Sen Hayley'i alabilirsin dedi. Ben bununla seni izlerim. Başımı salladım. Teşekkür ederim, tamam. Sen beni bunun uçurmam için tuttun.
Biraz kuşkulu gibiydi. Emin misin diye sordu. Yanıt vermeye gerek duymadan gidip çantamı aldım. Arka kokpite attım. Orada bir de paraşüt vardı ama almak istemedim. Beşin ceketimi giyip başlığımı ve gözlüğümü aldım. Sonra Hannah'ın yere yaydığı haritanın başına çömeldik. Rio das Mortes 150 mil kadar ileride Nekro'dan ayrılan bir koldu. Nehrin ağzında Forte Franco diye askeri bir karakol vardı. Landro ırmak boyunca 50 mil ilerideydi. Hep nehrin üstünde kaldı Denna. Ne yaparsan yap ama orman üstünde uçayım deme. Oraya bir düşersen bir daha sağ çıkamazsın. Tam Mortes'e kadar Hun ülkesidir orası. Şimdi bu da sözünü ettiğin o kızılderililer bunların yanında melek kalırlar. Hunaların en çok hoşuna giden şey de beyaz birini yakalamaktır. Onlarla herhangi bir bağlantı kurulamıyor mu? Santa Helena'daki misyonerliğin bir kliniği var. Bu zamana kadar sağ kalmalarına bir mucize diye bakılıyor. Maden şirketlerinden birinin yerlilerle bir sıkıntısı vardı. Geçen yıl çeşitli kabilelerin reislerini konuşmak üzere çağırıp hepsini makineli tüfekle taradılar. 20 kadar kişi öldüyse de 8 tanesi kaçabildi. Ondan sonra da savaş başladı. Orası sıkı yönetim altında şimdi. Hoş, bunun da bir anlamı yok ya. Askerler fazla bir şey yapamıyorlar. Bir albayla 50 kişi Forte Franco'da iki motorla bekliyorlar. Hepsi bu işte. Haritayı katlayıp ceketimin cebine soktum. Anladığım kadarıyla Hunalar kızmakta haklılar. Acı acı güldü. Landro'da bu sözüne katılacak fazla adam bulamazsın. Hunalar taş devrinden kalma vahşilerdir. Mikroplardır. Yaptıklarını bir görseydin. Hannah hayliye yürüdü. Kapıyı açıp içine girdi. Çıktığında elinde bir tüfek vardı. O tabancan elinin altında mı? Başımı salladım. O da tüfekle bir kutu mermi verdi. Her olasılığa karşılık bunu da al. Yakın çarpışmada bundan iyisi yoktur. O heriflerin eline düşmektense bununla kendimi temizlemeyi yeğlerim. Tüfeği bir an elimde tarttıktan sonra arka kokpite yerleştirdim. Sen de benimle uçacak mısın? Başını salladı. Yapacak bir iki işim var. Senden yarım saat sonra kalkıp oraya senden önce varırım. Yanından geçerken telsizden seslenirim sana. Böbürlenmesine hiç gerek yoktu. İş hıza geldi mi Bristol Hayley ile yarışamazdı ama bir şey söyleyemedim. Bir şey var dedim. Hatırladığım kadarıyla motoru çalıştırmak için pervaneye çevirecek 3 kişiye ihtiyaç vardı. Ben varken kimse gerekmez. Az sonra göreceğim gibi gücü gerçekten şaşırtıcı olduğundan bunu gururlanmak için söylemediğini anladım. Kanada basıp koltuğa oturdum. Ayaklarımı dümeni kontrol eden çubuğun iki yanındaki kayışların arasına soktum. Kontrolümü yaptıktan sonra hemen hazır olduğumu bildirdim. O da pervaneyi çevirdi. Rolls-Royce motoru bir anda çalıştı. Gürültü müthişti. Bu da motorun alçak hızda çalışmasından olurdu. Hannah yoldan çekildi. Ben uçağı hangarın önünden alanın dış hattına doğru götürüp rüzgarı arkama aldım. Gözlüğümü indirip gökyüzünde o anda inmek üzere olan başka bir uçak olmadığından emin olduktan sonra gaz verdim. Levyeyi itip hafifçe hız arttırırken kuyruk yükseldi. Uçak hafifçe iskele yanına yatınca dümenle onu da düzelttim. 150 metre kadar gittikten sonra levyeyi biraz daha ittim ve uçak havalandı. 60-70 metreye yükseldikten sonra yükselme hızını ona gerektiği gibi saatte 65 mile çıkardım. 150 metreye çıktıktan sonra dönüp pistin üzerinden geçtim. Hannah'ı görebiliyordum. Elini gözlerine siper etmiş beni seyrediyordu. Bundan sonra olanlar kendiliğinden oldu denilebilir. Bu muhteşem uçağı uçurmanın, o müthiş heyecanının yanı sıra onu etkilemek arzusunun ürettiği şeyler. Büyük Alman pilotu Max Immelmann hava çarpışmasında yükseklik kaybetmeden düşmana bir kez yerine iki kez ateş edebilme tekniğinin yaratıcısıydı. Tüm savaş pilotlarının bilmesi gereken Immelmann dönüşü. Şimdi ben de bunu deneyip Hannah'ın üzerine daldım. Yarım dairede birden dönüp başının 20 metre üstünden geçtim. Hannah yerinden kıpırdamadı bile. Bana yumruğunu sallamakla yetindi. Ben de ona el salladım. Bristol'ü ağaçların hemen üzerinden geçirerek nehre doğru uzaklaştım. Normal hızla uçmak için Bristol'ün kontrolünü elinizde tutmanız gerekmez. Rahat etmek istiyorsanız kuyruk kontrolünü ayarlayıp arkanıza yaslanabilirsiniz. Ama bu benim yapacağım şey değildi. Uçağın kontrolünü elinde tutmayı sever, kendimi motorla bütünleşmiş hissederdim.
Biri bir zamanlar Bristol'ün zarif ağızlı ve sağlam yürekli bir safkan olduğunu söylemişti ve Negro üzerinde uçarken bununla ne kastettiğini o gün çok iyi anlıyordu. İki yanımdaki güneşi altına geçirmeyen orman dev yeşil bir duvardı sanki. Altımda nehir üzerinde kızıl ibis kuşu sürüleri gürültümden kaçıyorlardı. Bu uçmaktı işte. Uçağın azami hızını elde etmek için 270 metreye kadar alçaldım. Saatte 125 mil. Arkama yaslanıp levyeleri elimden bırakmadan Henahtan önce Landro'ya varmaya başarmaya çalıştım. Az daha bunu yapıyordum da. Manos'tan çıktıktan 1 saat 15 dakika sonra Rio das Mortes'in ağzındaki Forte Franco askeri karakolunun üstündeydim. 70 metrede uçuyorken birden sanki yıldırım düşmüş gibi oldu. Hayley kuyruğuma dalana kadar orada olduğunu fark etmemiştim bile. Henna yarım daire çizdikten sonra kusursuz bir Immelmann dönüşü yaptı ve dimdik üzerime doğru gelmeye başladı. Bristol'ü rotası üstünde tuttum. O da tam önümde aniden yukarı doğru fırladı. Bang bang, öldün diye sesini duydum kulaklarımda. Sen daha anandan süt emerken ben gerçek Immelmann'lar yapıyordum evlat. Landro'da görüşürüz. Sonra bana gitmemi söylediği ormana doğru dönerken hızla uzaklaştı. Bir an için kendisini izlemem için bana meydan okuyup okumadığını düşündüm. Ama kendimi tuttum sonra. Mortis'te iki pilot kaybetmişti zaten. Bu sayıyı 3 yapmamın hiç anlamı yoktu. Ben yine ıslık çala çala saatte 100 mil hızla nehir boyunca uçmaya devam ettim.